Arkadaşlar merhaba. Bunu bir yağ bakımını yapacağız şimdi. Yanımda İbrahim Usta var. O anlatacak, ben yapacağım. Benim ustalığım yok, haberiniz olsun. Şurada Ümit Şen'den aldığım bir kartal koruma var. Önce onu sökelim. Onu sökerken de bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Biz bunu aldık. Takarken ama kamera burayı çekiyor. Nereye çekiyor? Burayı çekiyor. Şöyle yaparız. Sen mi yapacaksın? Al istersen sen tut, ben konuşayım. Al. Ha. Evet. Bunu aldık. Montajını yaparken şu kısım sıktıkça içine doğru gitti. Sağ olsun İbrahim Usta bir akıl verdi. Şimdi çıkarınca size göstereyim. İbrahim Usta son eline beni bunu alır zaten. Senin yapacağını der. Burası olmadı ama değil mi? Yayında. İbrahim Usta. Ben bir şey demem. Sen devam et. Kartel formamızı buna çıkarıyoruz. Normalde plastik olduğu zaman da şu aynı yerlerde iki tane vida var. İşte gitti. Şu iki tane somunu, burcu buradan geçiriyoruz. Bunu buradan takıyoruz. Bunu da buradan geçiriyoruz. Şu karşıdaki vidalara monte olurken bu eğilip içine kadar oturmuyor. Arada bir destek parçası oluyor. Hem de rahat bir şekilde sıkılıyor. Hem de ısınıp soğuduğunda vida geri doğru düşmüyor ve yolda kartlarınız elinize gelmiyor, kartel forması. Bu kartel formamız. Şimdi alt tarafında evet yağ tapası var. Yağ tapasını kaçta açacağız? Onu bulmamız lazım önce. İbrahim Usta söyler. 12. 12. CB'lerin 16. 12 lokmayla. Seni niye çeker lan? Bunun olmaz. Dur. Önce şurayı bir gevşetelim. Şunu değil mi biraz? Ustam gösterirsen öyle gevşet. Bunu bir gevşetelim. Aşağıdan yağ açacak olursa. Çocuğum. Cırcırı tak şeye. 12. Tamam. Tamam. Onun için diyorum yani. Anladım. Lokma olur öyle cırcır 12'yi daha. Ha, şurası. Evet. Pardon. Bunu buraya takıyoruz. Dikkat edelim ya. Destekli olarak. Aynen. Ustam anlatsın. Ses duyuyor. Şöyle ya. Aynen çevirdik. Tamam. Kalan kısmını elimizle açıyoruz. Sizi yaptırmayın. Dikkat edin. Aynen. İbrahim Usta. Üstteki yağ kafasını gevşetin. Aynen. Yağı da çok eski. Üsttekini de gevşetiyoruz. Evet. Yağ ölçeğini aldığımız yeri. Tabii bu bakımda biz aynı zamanda şeyleri de değiştireceğiz. Yağ filtresini de değiştireceğiz. Yağ filtresi kendi tarafta. Hı hı. Şurası. Şurada. Kobra. 8 lokma. 8 TV. İçinde yağ filtresi var. Burayı da sökelim. Aslında şimdi yağ buradan zaten kaldırıp koyulacak herhalde. Yok çok koymaz. Yok oradan fazla koymaz. Şöyle. Zaten aklı akacak bu arada, daha fazla da akmaz diye düşünüyorum. Yağ çok kirlenmemiş gibi. Hı? Yağ çok temiz. Temiz ama sen tedbirini hatırlıyorsun. Normalde bunun Honda... Kilometre hesaplanarak bunların taşı olur. Şimdi şu an bunun kilometresi kaçta? 15.000. 15.000. 20.000'de değiştirmen lazım. 4.000'e çekmiş Honda Türkiye. Normalde ilk aldıklarında 6.000'e çekiyorlarmış. İlk aldığında 1.000. 1000'den sonraki bakımda 6.000. Yok, normal 5.000'di. 5.000'di. 6.000'e çektiler. 6.000'den sonraki bakım 10.000. 10.000'den sonraki bakım 18.000, 20.000'e çıkıyordu. Yani o da senin kullanmana bağlı. 15.000'de de değiştirebilirsin. Motorun daha rahatlı olmasını istiyorsan. Ben motosiklette yağ hiç fazla şey yapmam. Evet, bu yağımız. Yağ filtresi. Şunlar, şu da yağ filtremiz. Bir temiz bez getir. Her seferinde her yağ değişiminde yağ filtrenin değişmesi daha iyi olur. Şimdi bu söktüğümüz taraf, şu contalı taraf buradan çıktı. Aynen, bunun yenisini takarken şu contalı tarafı buraya getirip takacağız. Bu öbür tarafı buranın içerisine monte edeceğiz. Yaylı sistem arka tarafındaki yaylı sistemdir. Kapağın içinde yaylı sistem var. Onu göster. Bak o değil. Elinde tutuyorum. Sol elinde geliyor. Şurası. Şunun içerisinde. Şuradaki evet, yay var. Yaylı sistemi zaten her zaman için arkasına gelir. Keçe tarafına gelmez. Şimdi benim gibi Silike'de oturup eğer anlayan bir ustanız yoksa, İbrahim Usta gibi veya buradaki ustamız gibi bakımı kendiniz yapıyorsanız bu videoyu onun için çekiyorum özellikle. Görmeniz için. Kobra, bizim malzemelerimiz neredeydi paşa? Yağ filesini değiştireceğiz. Bunun içerisine başka bir şey koymamıza gerek yok herhalde ya, değil mi? Contayı temizleyelim de. He, contayı mı temizleyeceğiz? Getir paşa. Arkadaşlar ben kullanırken yağda Motul kullanıyorum. Daha doğrusu onu almamı söylediler. Nereden aldım? Aldığım yerde N11'den aldım. Gönderdiler. İçinden de Motul'un 2 tane sticker'ı, 2 tane de anahtarlarını göndermişler. Sağ olsunlar ama... Biri ustanın, biri benim diye. Aynen. Tabii tabii. Biri ustanın olur zaten. O ustaya hediye olur o. Tamam. Biri senin... Dur ne yapıyorsun? Niye açıyorsun? Dur acele edip hemen yağını süreceğim. Aceleye gerek yok. Önce yağ filtresini bir takın. Bunu temizleyelim mi? Tabii tabii temizleyelim. Ondan sadece siliversen yeterli olur. Tamam. Siliyor. Temizlemeye benzine kaparsan bunu... Şimdi bunun tarafı var mı? Bunun tarafı tabii ki var. Var tabii. Burada şimdi var. Şöyle. Burada yatağı var. Burada yatağı var tabii. O zaman şöyle sanırım. Evet, çünkü yatağı, diğer türlü açısı şöyle. Nasıl? Evet. Yok, böyle yok, olmuyor. Yok, açısı nasıl? Bu şekil. Açısı görünüyor. Abi çekiyor. Geniş açıldı zaten ya. Çekiyor. Oo, bakayım bir saniye mi? Çekim. Burada yatağı olduğu için, contada da yatağı olur. Aynı yatağına, getirdiğiniz zaman süper. Şöyle 10 numara. Direktmen evet olur. Onu öyle yapacağız. Bunu silecek miyiz? Bunu sileceğiz. Kitleye koyacağız. Vidaları tutturacağız üzerine. Vidalarla birlikte contayı takacağız. Kaydırma yaşamayalım. Yeni yağ filtresini. Yağ filtremizi de yine internetten m11.com'dan aldık. Gönderdiler. Bu sanırım yağ filtremiz. Evet. Yağ filtresinden. Şu yağ filtremiz orijinal Honda diyerek üzerine aldık. Amblemini göstereyim. Şöyle. Kodla beraber amblemi her şey üzerinde orijinal olduğunu elde ettiğini itibaren yağ filtresidir. CRF 250'lerin yağ filtresidir. CRF 600'lüklerin de aynı yağ filtresi. 600'lük değil pardon. 450'si var. 400'lüklerinki de aynı. 600'lüklerinkinin filtresi daha değişik. Önde olur o. Bunlarki yanda. Aynen. Şimdi bu bizim yağ filtremiz. Ustam dayanamadı. Sen ben biraz fazla sen yavaş takılıyorsun dedi. Ben bunu hızlıca yapayım dedi. Yok. Şimdi ben şeyden dolayı yapıyorum onu. Vidalara takacağız şeyi. Tamam. Contayı. Şimdi bunu bir daha silelim. Yere koymuştuk. Şöyle. Şimdi abicim şöyle değil. Ama böyle olursa. Aynen. Değil. Tamam. Evet. Bunu yağ filtresini oraya değil. Evet. Ording üste gelecek şekilde. Aynen. Yok. Buraya tak. Bunu bir üstüne filtreyi tak. Öyle oluyor mu? Bir deneyelim abi. Öyle daha iyi olur. Bak şimdi bunu taktığın zaman üzerinden kapağını takabilirsin contasıyla birlikte. Hı. Yağ filtresinin 8'lik o. Yağ filtresinin değişimi bu şekildedir. Karşılıklı sıkın. Çünkü alüminyum parça olduğu için dengesiz sıkarsanız kasma yapar. Kasma yaptığı zaman da kapakta çatlaklık meydana gelir. Karşılıklı sıkıldığı zaman oturur. Hiçbir zarar görmez. Benim gibi İngilizce öğretmeninden ancak hadi tutarsa bu kadar olur ya. Yok gene iyi. Elinizde anahtar tutuyor yani. Şimdi hocam yani daha da öğretmenlik sökmüyoruz. Aynen. Yok daha gidersen ben İbrahim Usta'ya gidiyorum. Sağ olsun. Hava mı gidiyorsun? Grubumuzda bir kişi daha var. Orada bakmadan kamera çekin. Onu da çekin. Hava mı gidiyorsun? Yok. Genel gezimiz var bizim. Gezi grubumuz var. Aynen. Gruba gidiyoruz. Hocam bunu bir tek konuma getirelim mi? Sen CBF'yle mi gidiyorsun? Aynen. Hı? Aynen. Alsana bir tane. Çelik yüzlükle giden bile var. Tamam alsana bir tane. Kandıramadım. Allah. Şimdi bunu koyduk. Alt tarafını... Şimdi tamam, ben bununla geziye gideceğim değil mi? Bak daha yağ kararlı. Ben bununla geziye gideceğim. Pekala hafta yana içi... doğru biraz yatırın. Hafta içi nerede bineceğim? Hafta içi buna binmeyeceğim. Hafta sonu kullanacaksın. O kadar zengin değilim ki. Ya şimdi usta seninle videoda değil mi? Çok pahalı bir motor değil yani. Kıymeti... Kaç aldın? 11-12'ye mi aldın? 15. 15'e mi aldın? Kendisi de 15. Kaç? 14. 15 mi? 15. Kimden aldınız bunu? Tarsus'tan. Yılına göre para verdik. Buradan mı gidi bu? Yok, buradan gitmedi. Yok. Direkt Tarsus'tan, ikinci sahibiyim. Lastiklerin zamanı geri aldım. Lastikleri ikinci el aldım. Arkadaşın zamanı geri aldım. Oho, bizi daha 8 sene götürür. Aynen. Ben şeye gittim ya bununla. Aldım, 5000 kilometre yaptım. Yok, 3000 kilometre yaptım bu lastiklerle. Hocam, bucu nerede bunun? Tepede mi? Bucu tepede. Çıkartalım. Bir iki marşa basalım. Kanallardaki yok, bir şey olmaz. Hı? Şeyden mi? Tamam mı? Dur bakayım, basacak ben değişiklik. Basmaz. Böyle bir şey olmaz. Basmıyor. Ya. Bitti. Hepsi bu. Bir tur şimdi dönmesi yeterli. Kanallardaki yağların aşağıya dökülmesine meydana gelir. Bu sistem aslında yağ filtresini de atmadan önce... Bayağı da yağ alıyormuş bu. Hı? Bayağı da 1,5. Şimdi buna biz tam 1,5 litre yağ koyacağız. Tamam. Tam bu ölçüler zaten ha. 1-250 bağlı. 250 gramı yağ filtresine gider. Yok bunda normalde filtreyi değiştirmezse 1-250. Yok 1-4. 1-4 dediler. 1-250. 150 gramı zaten yağ filtresinde kalır tamam mı? Tam 1,5 litre yağ koyacağız. Servis değiştirdiğin için 1,5 koyacağız. Aynen 1,5 koyacağız. Altın tıpasını takacak mıyız? Taktıktan sonra koyacağız. Değil mi? Daha mantıklı. Aynen. Takmadan koyun, altına tekrar süzgeçler. Olur. Pekmez gibi zaten. Döküldü mü bayağı? Yok, kalmadı. Damlamaz oldu. Yağ tapasını çek, yağ hunisini. Huni değil onun adı o. Hem de neymiş? Dassa. Yoğurt kovası olmazsa olmaz. Sponsorsuz reklam yapmayın. Tamam da Silifke yoğurdu meşhurmuş ama. Ya orası meşhur. Bak bana tafayı getirtmedin. Bir tanesi aldım. 2000 şeyin motorunu aldım o zaman. Mustafa aldın mı? Sorvarici'nin Taner'in motorunu aldı ben onunla derken. Sorvarici Taner'i. Çocuk aynı CLF 250'si var. Anasını ağlatmış anasını Taner. Çocuk acemi olduğundan Debrez Balatası'nı yemiş. Getirttirdik orijinal Debrez Balatası. Bunu arkadaş böyle bir şey ki bunların Debrez şeyi sorun. Bunu mu yayınlayacağız YouTube'da sohbetimizi? Yayınlarız ne olacak ya? Evet. Honimizle yağımızı koyuyoruz. Aynen. Honi kırmızı olacak ama. Yağın rengi kırmızı olduğu için honimiz de kırmızı. Uyum sağlasın diye. Ya yalnız içilecek gibi duruyor ha. Çok güzelmiş. Aynı bir şey gibi. Vişne suyu. Arkadaşlar ne yağ koyuyoruz? Motul'un 4'te 71 çift 0 15-50 yağını kullanıyoruz. Koyuyor mu? Yani ben bu tavsiye üzerine kullanıyorum. Castrol de kullanabilirsiniz ama biz uzun yolda gidiyoruz. Onun için Motul'u tercih ettik yağda. Hava filtresi de aldın mı sen? Hava filtresi bu bakımda değişmiyor. Hava filtresini almadım. Zaten bir sonraki bakım herhalde bir BMW bakımına kadar gidecek. Şu anda normalde kullandığımız yağ litresi 50 lira, 2 tane yağ aldık 100 lira, yağ filtresi 30 lira, zincir yağı vesaire derken 250 liralık yağ aldık. Sen ikinci yağın yarımı duruyor artık. Aynen. Bir sonraki yağda bir yağ daha alsak. Bir yağ aldın mı şeyine devam ederiz. Yalnız dolar böyle giderse bir sonraki yağda herhalde 100 liradan alırız. İmamlarımız okuyor dolara düşürmek için çalışıyorlar. Al ilk çıktı. Price'da da 650-700 değil daha. Ustam daha iyi bilir. Barnağı koyduğunda ne olacak? Tamam. Okey. Çıkaydın mı? Az süzülsün. Tamam. Çekebilirsin. Oo hemen içine bakın. Şurada gördüğünüz üzere cam seviyede yağımız gelmedi. Dik durunca yağ nerede gelecek? Şu iki tane çizgi görüyorsunuz. O iki çizginin arasına hemen gelmiş olması lazım. Az daha dikelim. Bugün gelir mi? Hah, geldi. Geldi. Daha yeni yağ kanallara bir şeylerine bir gelsin bir tabana. Şimdi şuna. Tamam. Kapağını kapatın. Yok o. Bu seninki. Kapağını kapat bu. Aynen bu okey. Yağımızı taktık. Asıl bezle silelim şeylerini. Yağ akan yerlerini. Bu hafiflesini atalım mı? Dursun mu? Yağ hafiflesini atabilirsin. Kullanılmaz o bir daha kısaları. Ya patlama falan durumu yaşamayız herhalde ya. Atalım. Yok ya, patlamaz. Kime patlasın? Şunu bir siler misin? Çalıştırma sistemine geçiyoruz. Hadi Obran. Az verilmemesi lazım. Çünkü devirden yapması lazım yağ. Sesi bile değişti. Yavaş. Hiç gaz vermiyor. Boştayken şey çalışıyor, ayağı açılıyor. Sesi. Sıkışıyormuş gibi niye böyle yapıyor? Hı? Sıkışıyormuş gibi. Enjeksiyonlu. Enjeksiyonlu olduğu için. O fişler bizim. Lamba için. He. Aha. Tamam. Onları ayrı anlatacağız. İyi hocam. Eksantrik zincirinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Bir şekilde değil. Elim elini yaktırmadan da dikkat et. Şu çabuk ısınır. İvan ben kaçtım. Tamam abi. Hadi size kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Aynen. Yaktım. Yaktın mı? Bekleyelim az sonra takalım. Az neyse. Ötekini de ver. Ötekini ver derken öteki acaba nerede? Öbür. Şey sadece burcu vereceksin. Burcu buldum. Evet burada. Al ustam. Bir daha verelim. Ustam bugün çok yorulmuş. Eğlenler tutmaz olmuş. Kamerayı da vurdum ha. Kamerayı mı? Vur ya senden rahmetli aşk olsun. Yaşlanmış olmasın. Tamam arkadaşım da kamera kafamda olduğu için sürekli vuruyor, çekeceğim yeri görmüyor. Al onu kafamdan, sen çekmeye başla.